Evet arkadaşlar, ilişki temasına sadık kalmalıyız diye düşünüyorum. Ama bunun yanında farklı bir cephe daha açmalıyız. Evet, fikri olan? Bora Bey. Bora Beyciğim, yolda gelirken elime bunu tutuşturdular. Nedir o? Bora Bey'e verir misin? Eros'un oku. Yaklaşık 2 yıl önce ben de böyle bir yerde tarot bakmıştım. Ne yapıyorlar yani tam olarak? Şimdi ne yapıyorlar şöyle anlatayım. İşte ilişkinize sahip çıkın, birbirinize dokunun, birbirinizi dinleyin. Bunun gibi şeyler anlatıyorlardı ama 2 yıl önce 10.000 liraya bakıyorlardı çift başı. Tabii ya. Tabii ya. Ne? Görüyor musunuz? Bildan mı? Saçını uzatmış, saçının rengini değiştirmiş ama Bildan. Bildan kim ki? Her türlü dolandırıcılık Bildan'dan sorulur. Birkaç yıldır ortada yoktu. Şimdi de umut tacirliğini paravan olarak kullanıyor herhalde. İlişki terapisti falan değil yani. Dolandırıcı diyorum Tuğçe. Beyni almıyor ki. Şimdi de insanları en yumuşak noktalarından vuruyor. Yani aşktan. Ama hakkını vermek lazım. Akıllı kadın. Aşk bir illüzyon. O da bu illüzyonla insanları uyutuyor muhtemelen. Aşk bir illüzyon mu? Vallahi gözlerim yaşardı. Siz konuşmadan anlaşmaya başlamışsınız. Sen de çok konuşur olmuşsun Evren. Evet efendim. Ada, broşür var. Verir misin? Tabii. Ada, hemen burayı arıyorsun. 2 kişilik yere yatıyorsun, tamam mı? 2 kişilik, tamam. Tuğçe, ajandan müsait mi? Evet. Güzel. Şu Eros'un okuna bir gidelim bakalım. Bakalım bakalım, Bildan Hanım ne yapıyormuş, neler yapıyormuş. Gidelim tabii, bence de. Bence buradan çok güzel bir haber çıkacak. Kokusunu alıyorum. Bora Bey, Tuğçe Hanım'la mı gidiyorsunuz Eros'un okuna? Yani bence tek başınıza gitmelisiniz. Öyle daha uygun olur diye düşünüyorum ben açıkçası yani. Bana fikrimi sorarsanız tek gidin. Boynuma da bizde böyle nokta.net yazdırayım istersen Ada. Ha? Olur mu? O çok abartılı olur, dikkat çekici olur. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden Tuğçe ile oraya çift olarak gideceğiz. Bakalım bakalım. Eros'un okuna. Neredeydin sen? Kahve ötüyordum. Kahve ötüyordun? Hı. Anladım. Ada, göçmen bürosundan bir bey geldi. Tuğçe'nin yani senin yazını çok beğenmiş kendisi. Bir şeyler içelim, biraz sohbet edelim dedim, üstüne konuşalım dedim ama hı, vakti yokmuş ne yazık ki. Bir daha gelirse muhakkak seninle tanıştıracağım. Çok sevinirim Bora Bey. Neyse biz buradayız da bir dahaki sefer inşallah. Ben rezervasyon yaptırdım Tuğçe Hanım'la sizin adınıza, Eros'un okuna. Akşam giriş yapabilirsiniz. Tuğçe'yle gitmiyorum Ada. Kimle gidiyorsunuz? Seninle gidiyorum. Benimle mi? Evet, seninle. Bir sakıncası mı var? Yok, yok bir sakıncası yok. Tuğçe Hanım ne olacak? Tuğçe Hanım... Tuğçe'yi tanıyorsam o da gelecek. Rüzgar'la. Rüzgar'la? Rüzgar'la. Belki Bildan bir işe yarar da Tuğçe ile Rüzgar'ın arası düzelir. Hem sen de sarhoş Rüzgar'ı toparlamak zorunda kalmazsın da. değil mi? Evet öyle. Ama siz bu kadın sahtekar dediniz. Nasıl düzelecek ki aralarını? Bildan değil. Birlikte bir şeyler yapmak onların arasını düzeltecek. Hemen hazırlıklarımızı yapalım Ada. Evdekilere de 2 günlüğüne bir iş kesine gidiyoruz deriz. Tamam? Tamam. Hadi sen gidip rezervasyonu değiştir. Tamam, değiştireyim. Evet, bir yanlışlık olmuş da
Tuğçe Dikmen yerine Adat Özün olacak. Evet. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir yere mi gidiyorsun ben? Evet Bora Bey, ben dışarı çıkacaktım. Hı. Alacak bir şeylerim var da. Şey için. Kamp için. Kamp için? Hı hı. Anladım. Rica etsem bana da bir kahve alır mısın gelirken? Tabii tabii. Ayrıcalıklarımı kullanırım. Neymiş ki onunla? Ben ayrıcalıklı bir insanım Ada. Aa! Aa! Bu varmış. Hı hı. Aa, bu da varmış. Hı hı. Aa! İnanamıyorum Bora Bey. En sevdiğim grubun konser biletlerinde de ayrıcalığınız varmış. Bora Bey. Hı. Rica etsem bu ayrıcalıklarınızdan ben de yararlanabilir miyim? Azıcık, birazcık. Kahve Ada. Ben şimdi sana kodu yolluyorum. Tamam? Tamam. Kahve. Hadi. Tamam. E Bora ile gidiyordun. Ne oldu? Dikkat çekmemek için hep beraber gitmeye karar verdik. Hmm. Geliyorsun değil mi? Tamam, gelirim. Sıkıntı yok. Peki Bora kimle gidiyor? Adayla. Biz seninle sevgili olduğumuz için o da Adayla gitmek zorunda kaldı. Adayla, ha? Güzel. Ya bir şey soracağım sana. Sence Bora ile Ada gereğinden fazla sıkı fıkı olmadılar mı? Bana mı öyle geliyor? Yoksa yani ne bileyim. Öyle değil mi? Rüzgar. Ada Bora'nın personal assistant'ı. Tabii ki sıkı fıkı olacaklar. Öyle mi? Ama dün gece evine geldi. Yaza seninmiş haksızlık ettim demek için. Evine mi geldi? Evet. Ada Bora'da kalmıyor mu zaten? Dün gece evine gitmiş. Peki sen nereden biliyorsun bunları? Ya dün Ada beni aradı. Hmm. Sana suç ortaklığı yapmakla suçladı beni hatta. Yani ne bileyim, bir patron asistanın evine özür dilemek için gitmesi falan, ne bileyim, çok garip değil mi? Haksız mıyım sence? Ha? Haklısın. Her zaman. Bora Bey, şey, eve uğrayabiliriz değil mi? Şey, benim size çok eşyam yok da eşya almam lazım. Hallederiz, hallederiz de. Sen bana kampta Bora Bey demesen iyi olur Ada. Nasıl yani? Biz ilişkilerini yoldan koymaya çalışan bir çiftiz ya. O bakımdan. Ha, doğru. Ay, ama şimdi size Bora demek biraz tuhaf olacak. Olsun. Sen yine de ağzını alıştır. Tamam Bora. Bey. Şu an Bora Bey. Kampta Bora. Evet, kampta. Açık vermememiz lazım Ada. Tamam. Hı hı. Bora da bakayım. Bora. Bak. Ne güzel söyledin. Bir tuhaf oldu şimdi de. Bora. Tamam Ada. Bora. Tamam. İçeri girdiğimizde kimse kimseyi tanımıyor, tamam mı? Dikkat çekmiyoruz. Tamam patron, tamam. Merak etme. Tuğçe, beni tanımıyorsun. Tamam mı? Rüzgar, ben patronum değilim. Tamam mı? Güzel. Beni tanımıyorsunuz. Seni hiç tanımıyoruz. Beni zaten tanımayın. Tamam. Şimdi biz içeriye giriyoruz. Biraz bekleyin, sonra gelin, tamam mı? Tamam. Hadi. Güveniyorum size. Arkamızdan gelin. Ardımızdan. Ne yapıyorsun? Bora. Şey, role girdim. Güzel. Benim adım ne? Bora. Güzel. Güzel, yakıştı. Merhabalar. Hadi kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biz Eros'un okuna geldiniz. Evet, Eros'un okuna geldik. Ada ve Bora biz. Evet. 8 numaralı odada giymeniz gereken kıyafetler var. Kolye, küpe, saat olmayacak. Cep telefonlarını da odada bırakıyorsunuz. Sadece kıyafetleriniz. Bir saat sonra açık havada toplantı başlayacak. Sevgi Hanım'la tanışacaksınız. Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi de Sevgi oldun demek ha? Dolandırıcı. Kolye, küpe, telefonsuz ne yapacağım? Ada, bir tanem. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hadi hayatım, gidelim biz. Bir tanem. Nişanlım. Nişanlım. Hadi odamıza gidelim. Hadi oda. Hadi.
Ben onun hayatıyım. Evet. Ben onun hayatının parçasıyım. Hava, su, toprak, bir de adatözü. Evet, hayatımın odak noktasında o benim. Tabii. Evet, susar mısın artık? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Gel Tuğçe. Evet, bakıyorum. 15 numaralı oda. Sadece kıyafetleriniz olacak. Kolye, küpe, saat olmayacak. Telefonları odada bırakıyoruz. Anahtar almayacak mısın Özgür? Alırım. Alırım. Beyefendi rica etsem elinizdekini ağzıma uzatma şansınız var mı? Utanmayın. Lütfen çekinmeyin. Uzatın, uzatın. Merci. Teşekkürler. Hı. Çok ağır değil ya. Taşırsın sen. Kapa. Tamam Davran. Tamam. Heh. Ben şimdi kapıyı açıyorum sevgilim. Tamam sevgilim. Sen git kapıyı aç. Ben buradayım. Ha. Buyurun. Buyurun merhaba. Merhaba. Emanetlerinizi alabilir miyim? Emanetlerimizi alabilirsiniz tabii ki. Bir tanem, emanetlerimizi verir misin? Ha. Ne güzel. Herkesin emanetlerini toplamışsınız. Ha. Ha, bir tanem. Ver sevgilim. Ver bir tanem. Buyurun. Emanetlerimiz. Teşekkürler. Şuradan bu yüzden her şeyimizi alıyorlar. Bak demedi deme burada çok bir şeyler dönüyor da. Göreceksin hissediyorum. Ay, evet çok garip gerçekten korkunçtu da adam. Görüyor musun? Aşk denen illüzyonun insanların gözünü nasıl kör ettiğini görüyor musun? İşte böyle bu şekilde insanları dolandırılmaya müsait hale getiriyorlar. Ve sevgi gibiler bunu çok iyi biliyor ve yapıyorlar. Şimdi birileri kötüye kullanıyor diye aşk niye suçlu oluyor ben anlamıyorum. Umarım bir gün anlarsın adı. Ve umarım... Ay. Umarım bir gün gözün açılır. Hadi. Hadi bir tanem. Geldim. Kaç çift oldu? Son anda katılanlarla 5. İyi, iyi. Hemen kimlik bilgilerinden tüm sayfalarına gir bakalım. Tamam, bakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tanışma babında kısa bir çalışma yapacağız. Sonra dinlenmeye geçeceğiz. Yarın oldukça yoğun bir gün olacak çünkü. Şimdi çiftler lütfen yüz yüze dönün. Yüz yüze. Hoş geldin Bora. Hoş geldin Ada. Dolandırıcılığın da bu kadarı. Kimliklerimizi topladılar sonra ismimizi nereden biliyorlar ha? İnanmasanız da mış gibi yapmanız gerekiyor. Malum dolandırıcılar aşkın kör edemediği insanları şıp diye tanırlar. Tamam Ada. Şu anda bunu seninle tartışmayacağım tamam mı? Hoş geldin Tuğçe. Hoş geldin Rüzgar. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin Eda. Hoş geldin Mehmet. Şimdi elini götürmeden yapıyor görüyor musun? Şunları es geçti para vermediler mi acaba çok? Hadi. Şimdi gözlerinizi kapatın. Önce erkekler. Partnerinizin yüzüne parmak uçlarınızla dokunun. Gözlerine, yanaklarına,
burnuna, parmak uçlarınızla. Tanıyın partnerinizi. Çünkü sevmek, gözleri kapalıyken de görebilmektir. Görebiliyor musunuz? Tamam, hadi. Rüzgar, gözüme uyacaksın ya. Yavaş biraz. Pardon, pardon. Affedersin. Şimdi açın gözlerinizi. Sevgilinize bakın. Gözleriniz kapalıyken gördüğünüz yüz bu muydu? Her şeyiyle. Evet diyeceksiniz. Evet. Senin gözler kahverengi miydi ya? Ha? Şimdi sıra kadınlarda. Parmak uçlarınızla. Dokunun. Yavaş, ne yapıyorsun ya? Nasılmış? Yani yine de güzel. Şimdi açın gözlerinizi. Gözleriniz kapalıyken gördüğünüz yüz bu muydu? Evet. Evet. Çok güzelsin. Gidiyoruz, seanstayız. Evet sevgili dostlar, bu akşam bu kadarlık yeter. Yarın kahvaltı sonrası görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gidelim. Ada Bora. Gelmiyor musunuz? Seans bitti. Evet, geliyoruz. Geliyoruz. Hadi hadi. Hadi bir tanem. Hadi bir tanem. Yorulduk ha. Evet aşkım. Gel bir tanem. İyi geceler. Sağ olun. Elinize sağlık. Geceler. Kafanıza sağlık. Saçma yani, saçmalık. İnsanların gözünün içine baka baka kandırıyor bu kadın. Yani ben söyledim sana. Ben sana söylemiştim zaten böyle bir şey olacağını. He, evet. Evet evet. Siz söylediniz Bora Bey. Kesin dolandırıcı bu kadın. Kesin. Tabii, tabii dolandırıcı ya. Yok gözünü kapat, yok gözün kapalıyken yüzüne elle, yok gözün kapalıyken yüzün ellediğin insanın yüzü... Saçma sapan çocukça şeyler bunlar ya. Bak ben biraz abartmak zorunda kaldım. Sen beni yanlış anlamadın değil mi? Yani ben kadın şüphelenmesin diye yaptım hadi. Allah, yok yok yok, iyi yaptınız. Ha, iyi iyi, güzel tamam. Saçmaydı ya bu, neydi saçma sapan? Saçma sapan şeyler ya. Bunlar hep para tuzağı. Bunlar bak, başka bir şey değil, para tuzağı bunlar, hep para tuzağı. Tabii. Aynen. Yatsak mı biz artık? Yatalım artık. Tabii. Biz yarın saçma sapan şeylerle uğraşacağız değil mi? Yani biz biraz dinlenelim, kafamız başımız ağrıdı. Biz biraz dinlenelim, bizim dinlenmeye ihtiyacımız var. Sen yatakta yat, ben yerde yatarım. Hadi. Aa, yok yok, olmaz. Öyle şey olmaz. Bora Bey, ne işiniz var sizin yerde? Siz yatakta yatın, ben yerde yatarım. Yok, mümkün değil. Hadi. Hadi. O zaman size şöyle bir fikirle gelmek isterim. Neymiş o? Ya ikimiz de yerde yatarız ya da burada yatarız. Ha. Ha. Koca yatak Bora Bey. Ben ufacık tefecik bir kızım sonuçta. Ben bir köşeye kırılırım. Siz de bir köşeye kırılırsınız. Tarız. Ne yapmışsın ki şöyle? Böyle. Ha, yattım ben. Hı-hı. Ne oluyor ya? Şu dağ evindeki saçmalıktan bir daha yaşamak istemiyorum. Ben yatakta yatacağım. Sen de yatak dışında nerede yatmak istiyorsan yatabilirsin. Hatta al bunu da. Efendim, yastık alabilir miyim? İzniniz var mı? Tabii ki, buyurun.
Keşke şu an anlatabilsem size her şeyi. Sizi kandırdım desem. Yalan söyledim. Bir sürü yalan. Masalmış gibi dinleseniz. Sonu kötü biten bir masalmış deseniz sadece. Uyumaya devam etseniz sonra. Olmaz mı? Olmaz tabii. Saçmalama Ada. Adam aşk, maşk, efsane, masal hiçbir şeye inanmıyor ki. Of. Of. Dümdüz oldum ya. Allah kahretsin. Kendine gel Bora. Asadı burayı. Yazık. Ne gülüyorsun? Komik mi? Komik olan ne? Genel gülüyorum ben. Adacığım orman meyvelerinden aldın mı? Yok Tuğcan'ın ne ormanı ne meyvesi. Domates, peynir işte yiyeceğiz. Ay, üç dilim ekmek artı bir börek almasını biliyorsun. Yuvarlanacaksın masaya kadar. Yani orman meyvesi alsaydın cildine falan da iyi gelirdi anlamında. Bana bak. Hı. Dün nasıl yattınız siz? Çok güzel yattık. Rahat rahat böyle ortopedik yatak. Siz nasıl yattınız? Bora nerede yattı? Yatakta yattı. Nerede yatacaktın? Sen nerede yattın? Ah Tuğçe Hanım. Siz buraya neden geldiğimizi unutuyorsunuz galiba. Lütfen takılmayın böyle şeylere ya. Şimdi ilk önce Sevgi'nin odasına girmemiz lazım, tamam mı? Orada bir şeyler bulacağımıza eminim. Nasıl gireceğiz kadının odasına? Ya yakalarsa? Korkmayın, siz değil. Biz Ada ile beraber gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'yi oyalayacaksınız, tamam mı? Tamam. Tamamdır. Güzel. Geliyor, hadi bakalım. Siz yok musunuz? Siz muazzamsınız ya. Sen günaydın. İyi ki tanıştık. Ya, i̇yi ki tanıştık. Günaydın. Her şey yolunda mı? Evet evet, bakın biz her şey yolunda, çok mutluyuz. Evet. Çok mutluyuz. Evet. Ay Sevgi Hanım, size çok teşekkürler gerçekten. Yani bu kadar güzel insanlarla bizi
kaynaştırdığınız için size minnettarım. Ben bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Dede. Dede. Teşekkürler. Anahtar. Anahtar işte bu. Gelin. Neyse. Şimdi biz adayla beraber masaya gideceğiz. Anahtarı almaya çalışacağız. Hı. Anahtarı aldıktan sonra gideceğiz. Odaya gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'ye yapışın, tamam mı? Tamamdır. Güzel. Tamam. Hazır mısın? Heyecanlandım. Hadi hadi. Başlıyoruz. Ben şu balıklara bakayım ya. Ben de balıklara bakayım aşkım. Sen de balıkları besle. Hadi bakalım. Sevgi Hanım. Efendim. Müsaadenizle oturabilir miyim? Tabii. Yani. Tabii buyurun. Oturacaktım zaten. Buyurun. Sevgi Hanım. Dün akşamki bir saatlik çalışma bile sevgilimle bana o kadar iyi geldi ki. Gerçekten mi? Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Çok minnettarım size. Çok sevindim ben bunu duyduğuma. Çok mutlu oldum. O zaman sarılalım. Bir sarılayım size, bir gel. Sarılalım. Wow. Bir tanem. Hadi biz odamıza gidelim. Ay. Hadi odamıza gidelim. Gördünüz değil mi nasıl işe yaramış? Hadi gel. Sevgi sister. Tamam hadi. Hadi güveniyorum size hadi. Hadi bir tane. Afiyet olsun. Sevgi Hanım. Siz burada mı oturuyordunuz? Aa. Çık 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 çık. Temiz çık. Ada, sen etrafı kolaçana tık, kapıyı açıyor. Hadi Ada, hadi Ada. Aa, bize kutu kadar oda kendisi, kral dairesinde. Hadi, hadi Ada. Yürüyor musun bak? Şaşırdık mı? Hayır. Ha, para sayma şeysi. Aa, Bora Bey, burada bir kasa var. Ada, uğraşma. Bunu açman imkansız. Şifre var. Hah, ne olacak şimdi? İşte bu. Ne? Göreceksin. Lütfen açık ol. Lütfen açık ol. Tamam. Ne o? Oha! Şaşırdın mı? Hayır, yine hayır. Bora Bey, siz var ya o kadar iyisiniz ki nasıl aldı burnunuz bu kokuyu? Dediniz, dediniz, buldunuz valla. Çok iyisiniz. Ben iyi değilim Ada. Maalesef insanlar kötü. Bunlar ne oluyor şimdi? Kimlik fotokopisiyle şirket açıp kredi çekiyorlar. Sonra da senin olan ama senin olduğunu bilmediğin bir şirketin kredi borcu yüzünden evine aciz geliyor. Ya. Korkunç. Ya Sevgi Hanım, ben de Hindistan'a bayılırım. Hele ki o dansları, kıyafetleri, değil mi? Ya biz de bir fırsat bulsak da gitsek aşkım. Hayatım kesinlikle. Bu arada ben de bayılırım Hindistan'a. Yani o dans edişleri falan gerçekten inanılmaz. Ama malum biliyorsunuz işte işler güçler bu durumlardan dolayı pek gidemedik. Evet, umarım gidersiniz. Evet, evet. Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Yarım saat için seansta görüşürüz. Yok ama benim size soracağım sorular var. Geç kalıyoruz ama. İlgili. Daha sonra görüşürüz. Ölümü olur. Gör. Çok geç kalıyorum. Görüşmek üzere. Seans öncesi sorsak beraber bir olur. 10 dakika. Tabii, tabii mümkündür. Tamam. Afiyet olsun. Bay bay. Ne yapacağız şimdi? Nasıl haber vereceğiz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Umarım çıkmışlardır yani. Umarım çıkmışlardır. Umarım ya. Ben anahtarımı düşürdüm galiba. Şöyle bir bakayım Sevgi Hanım. Bunu kullanabilirsiniz Sevgi Hanım. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Geliyor. Dur. Sen kalacaksın, ben saklanacağım, tamam mı? Saklanın. Yok. Nereye? Tamam, böyle buraya. Tamam, bağırma, ses. Bak, sus. Aa, geliyor, yaklaştı. İşte, ah, sus. Gel. Tamam, sus. Allah aşkına sus. Allah aşkına sus.
sana bu. Yavaş ol. Hadi yavaş. Hadi çık. Yürü, yürü. Hadi yürü. Hadi durma. Hadi, hadi. Hadi Ada. Hadi Ada. Senin şu kediye ne olmuştu anlatmadın hiç. Duman mı? Ha, duman. Üzücü bir hikayesi var. Anlatırım sonra. Zavallı duman. O zaman bunlardan kurtulalım değil mi? Tabii. Hadi. Sevgili dostlar, şimdi sizden istediğim şey çok basit. Soyunun, çırılçıplak olun. Kaygılarınızdan arının, korkularınızdan soyunun. Korkunu diyor rüzgar şeyini değil ya. Üf. Yapma be. Ha, öyle mi? Salak soyunuyor. İlk ana döneceğiz hep beraber. Beyler, şimdi yere ana karnındaki cenin gibi yatın. Ve hanımlar, siz de erkeğinizi tamamlayacak şekilde yatın. Cenin. Cenin. Cenin pozisyonu, hep bunu yapmamıştık ve bu eksikti. Cenin pozisyonu. Adacığım hadi. Hadi bir tanem. Herkes yattı, ben kaldım. Hadi bir tanem. Şu ayağını şuraya alır mısın? Bir bana bakar mısın ben nasıl yatmışım? Çok güzel yattınız da. Ay. Ada. Lütfen. Sarmadım. Ne gözün diktin bakıyorsun? İnsanlar neden kavga ederken bağırır? Neden sevişirken fısıldaşır? Çünkü kavga eden iki insanın kalbi birbirinden uzaklaşmıştır. Oysaki sevişenlerin kalpleri yaklaşmıştır. Fısıltı bile yeter. Sevginizi fısıldayın. Ne oldu Ada? Daldın gittin. Duman geldi aklıma. Anladım. Çok güzel gözleri vardı. Senin gibi. Devam mı bu cenin pozisyonu? Ne ya, bitmedi mi? Bir dolandırıcının turist insanlardan daha rahat, kendinden daha emin olması benim midemi bulandırıyor. Bunun tipinde mi emniyet yok? Ben buna baktığım gibi dolandırıcı olduğunu anladım zaten. Kan çektiyse. Ne? Ha? Bir şey mi dedin? Yok, ne diyeceğim. Siz bir şey bulabildiniz mi peki odada? Bulduk. Kimlik fotokopilerini bulduk ama bizim dehanet kanıtlara ihtiyacımız var. Yalnız benim nacizane fikrim, yani bu tarz insanlar tek başına asla takılmazlar. Bunların her zaman arkalarında birileri vardır. Yani bunlar organize takılır abi. Dikkat etmemiz lazım. Başımıza iş almayalım. Ne oldu? Korktun mu? Korkmak değil bu. Adacığım, akıllı davranmak diyelim. Tam sana uygun bir hareket. Sevgili dostlarım, bir günü daha geride bıraktık. Sizler için ufuk açıcı bir deneyim olduğunu gözlerinizde görebiliyorum. Şimdi size birini tanıtmak istiyorum. Dansa gönül vermiş biri. Hatta belki bize ufak bir dans gösterisi bile yapar. İnanmıyorum. Erdi. Tuğçe, senin ne işin var burada? Tanıyor musun? Tanıyorum tabii ki. Aa, canım ya. Of, çok uzun zaman oldu. Koreografimiz. Koreografimiz. Unutmamışsın. Of ya, akşam neler yapıyorsun? Akşam evinde uzun var. Tuğçe'nin adı neymiş? Thank you.
Uyudunuz mu? Yok. Ben duymadım. Ne düşünüyorsunuz? Hiç. Ben hiçbir şey düşünmeden bakıyorum öyle. Ben de. Ben de öyle bakıyorum boş boş. Tavandaki su lekesi mi o? Galiba. Su lekesi. Su lekesi. Duysan artık sen. Neye uyumuyorsun ki? Uyu sen hadi. Uyu artık. İyi geceler. Ya Erdi, delisin sen. Evet ya, ben de çok sevindim seni gördüğüme. Harikaydı. Görüşelim tabii, görüşelim. Evet. Tamam, tamam. Aha, yok canım. Ne alakası var? Hiç ama hiç alakası yok. Evet. Hadi ben de öptüm. Bye. Ne oldu? Bir şey mi oldu? O Erdi ne ayak? Ne? Erdi ne ayak? Öf, Rüzgar dediğinden asla hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben çok uykum var, yatacağım. Sen de ışığı kapatmayı unutma, olur mu? Ben yerde yatıyorum galiba. Evet, bu sefer açıklamam gerekmemesi iyi oldu. Arkadaşlar bugün son gün, farkında mısınız? Ve biz daha hiçbir şey bilmiyoruz. Bizim daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Tuğçe, senin şu Erdi, dansçı olan, saçma sapan hareketler yapıyor ya. Konuştun mu onunla? Bir şeyler biliyor muymuş, aradın mı ağzını? Konuştum Bora ama arkadaş değiller. Yani Erdi'nin dans kursu var. Dans gecesine destek için aramış onu yani. Yardımsever Erdi'den de bir şey çıkmadığına göre ben olduğumuz yerde sayıyormuşuz gibi hissediyorum. Yanlış mıyım? Olduğumuz yerde saymıyoruz Rüzgar. Daha son kozumuzu oynamadık. Benim bir planım var. Ney? Ne planımız var? Anlatacağım ama sevgiliye doğal davranın, tamam mı? Nasılız bakalım? Yeni seansa hazır mıyız? Aa, yeni seansımız daha mı var? Var tabii. Ay, heyecanlandı. Her seans öncesi heyecanlanıyor. Heyecanlanma sevgilim. Sakin ol bakayım. Sakinim aşkım. Biz çok hazırız seansa. Hatta hiç bu kadar hazır olmamıştık gerçekten. Hazır olmanıza gerçekten çok sevindim. Bu akşam da kapanışımızı dansla yapıyoruz. Bakın, iki ruhu birbirine dans etmekten daha çok yakınlaştıran başka bir ritüel yoktur. O yüzden kapanışımızı dansla yapıyoruz. Dansla yapıyoruz. Seansta görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Halay gibi ruhları şey yapar. Evet. Neyse. Ne yapıyoruz Bora Bey? Size dansa bayıldığımı söylemiş miyim? Son seansımızda kalbimizin tek gizli kapısı olan sırrı da birbirimize açıyoruz. Gözler kapalı, eller kenetlensin, gözlerimizi açmıyoruz. Bu kadının elinde maskara olduk ya. Şşş, duyacak, sus. Çok sıkıldım ama ben. Sus, duyacak, sus. İçinizdeki en derin sırrı birbirinize söylemeye hazır mısınız? Unutmayın, kalplerinizi açmazsanız asla bir olamazsınız. Ada, içindeki en derin sırrı söylemeye hazır mısın? Fırsat bu fırsat. Söyle, kurtul kızım, hadi. Söylememi istiyor musunuz? Evet. Seni dinliyorum. Hadi. Önce siz. Amca ben. Tamam peki.
Ben gece yatmadan önce çok fazla yemek yersem kötü kötü kabuslar görüyorum. Bir de horluyorum. Yani horlarmışım. Öyle söylerler. Bu büyük sırla nasıl yaşıyorsunuz Bora Bey? Bora. Boram. Boracığım. Bir tanem. Abartma. İçimizle içimizden konuşuyoruz. Tamam. Daha sessiz. Çünkü kalpten konuşmalar sessiz olur. Hatta bazen konuşmaya bile gerek kalmaz. Evet Ada. Sıra sende. Ben söyledim. Sıra sende Ada, hadi. Söylememi istiyor musunuz gerçekten? Evet. Seni dinliyorum. Ada. Hadi kızım, tam sırası, söyle. Söyle. Bora Bey. Bu çok zor. O yüzden ben bunu bir çırpıda söyleyeceğim. Hazır mısınız? Hazırım hadi. Hazırsınız değil mi? Hazırım dedim ya. Hadi hadi. Ben evliyim. Ben Rüzgar'la evliyim Bora Bey. Rüzgar'ı sizi tavlamak için uğraşan Tuğçe'nin elinden almam gerekiyordu. Evet. Evet, işte bu yüzden şirkete girdim. Size yalan söyledim. Ben yalancıyım. Ada. Ada ne yapıyorsun? Elimi sıkıyorsun. Ada. İyi misin? Özür dilerim. Farkında değilim. Alt taraf şu dolandırıcı kadını şüphelendirmemek için bir şeyler anlatacaksın. Anlat kurtul hadi. Hadi Ada. Duman'ı sormuştunuz ya, kedim. Evet, sormuştum. Onu nasıl kaybettiğimi anlatmanın vakti geldi. Seni dinliyorum. Ben bir gün işe giderken salonun penceresini açık bırakmışım. O da bir kuşumun peşinden. Tamam. Anladım. Üzüldüm. Ne? Çok üzüldüm. Üzülmeyin. Ben üzülürüm. Çünkü benim suçum bu. Benim hatamdı. Beni yüzümden oldu. Çok güzel. Ama gözlerimiz kapalı. Tabii gözlerimiz kapalı bizim. Evet. Evet dostlar. Bu akşamki dans gecemizden sonra vedalaşacağız. Gel bakalım. Dans etmek isteyip de kendisine güvenmeyenler Erdo hocamızdan dans dersi alabilirler. Onun vereceği dersten hayır gelir mi? Hatta dans etmek isteyen çiftlerimiz için kıyafet kiralama hizmetimiz de mevcuttur. Güzel. Hadi biz odamıza gidip hazırlanalım aşkım, olur mu? Gidelim bebeğim. Hadi. Ada. Başlıyoruz. Ben modasımı dalıyorum. Hayır, sakin ol. Dalıyorum. Tanem, sakin ol. Onlar benim terliklerim, hayır. Bir tanem, tamam sakin. Bir tanem aşkım, çok mutluyuz biz. Hayır, gel. Ben, ha. Ya sen benim bavuluma nasıl smokin koymazsın? Ha. Sen benim, ben benim bavuluma smokin koymayan kadına ne, ben seninle niye evleneceğim? Ha. Ben seninle niye evleneceğim? Sen ananın evinden smokinle mi geldin? Bana bak, anamı babamı karıştırma. Ailemi indir, ailemi karıştırma bak, laflarına dikkat et. Laflarına dikkat edeceksin. Ne olur karıştırırsam ne olur, söyle. Dostlar sakin olun. Yani bir smokin için birbirinizi kırmaya değer mi? Aa, değer efendim, değer, değer. Bakın, bakın. Dans benim için bir tutkudur. Dans benim hayatımın odak noktası. Ben dansla büyüdüm, dansla yaşıyorum ben. Bakın, bakın. Ben böyleyim, ben böyle büyüdüm. Gerçekten tutkudur. Alay başı kendisi. Tabii. Bendisiz gezmiyor. Böyle düğünlerin alınan yüzü kendisi. Düğünlerden topluyorum ben bunu. Vallahi da, billahi da öyle. Bakın, bakın. Ben o bin kişinin giydiği smokini giymem efendim. Ben o smokini giymem. Ben smokin kiralamam. Ha. Niye diye sor, sor niye diye sor. Niye ben sordum? Çünkü, hadi niye? Ha. Çünkü o smokin, ha. O smokin ha. Erkeğin imzasıdır. Allah İmzadır Allah. İmzadır smokin, tabii. Allah tabii. Allah. Allah o smokini şimdi ağlıyordu. Ay bana beni giymedi. Ay keşke giyseydi diye ağlıyordu.
bunu bana söyleyene bakın Allah aşkına efendim. Sevgi Hanım, şunun tipine bakın, şunun tarzına bakın ya. Ben mi giydim? Bunlar nerede? Sen evde de böylesin ki. Sen sanki evde farklısın, sen evde de böylesin. Sen evde de böylesin ya. Aman be. Laflara bak, laflara bak. Nerelere gideyim? Aa, anam demişti, ben dinlemedim ki. Dinlemedim ki ben. Yok yok, ben senin gibi bir kaba adamla, bir terbiyesiz bir adamla evlenmem istedim. Bana diye. Asıl ben seninle evlenmem. Uzaklaş benden. Uzaklaş benden. Sakın, sakın yaklaşma. Lütfen evlen. Yalvarırım ki evlenme. Aman be. Olur mu öyle şey? Hiç olur mu öyle şey? Hadi ben sizi bir özel bir terapiye alayım ha? Yok anam, yok bacım. Ne terapisi? Terapi merapi istemem. Canavar çıktı içinden, böyle olur mu? Siz yaptınız, paramı geri verin. Ver paramı geri, paramı geri ver. Ay sakin, sakin. Dava ederim sizi. Sakin olun. Sizi burayı da, burayı kapattıracağım. Ada Hanım, lütfen. Kapattım burayı. Ada Hanım, lütfen sakin olun ama. Oldum. Bir halledeceğim ben. Bora Bey, siz lütfen gidip kendinize bir smokin alın. Aa. Tamam mı, biz hallettik Mehmet. Olur tabii, olur. Olur. Bakın ben smokin alacağım ya. Ben şu an sinirliyim, gerginim ya. Ben smokinim yok diye ben. Yoksa ben, beni biliyorsun. Bir de bir aşkım, bir tanem. Tamam. Tabii. Siz o zaman gidin. Ben de alacağım. Siz de. Ben de gideyim. Ben de kocamı yalnız bırakmayayım. Ay, yok ben, ben de gideyim. Bakın kuralları daha fazla ihlal edemeyiz. Yani bu kadar da kavga, gürültü yeter. Ben akşam sizi problemsiz görmek istiyorum. Tabii. Ben smokini alınca bitti. Ben de her şey bitti. Biz çok aşığız biz birbirimize. Tabii hemen yumuşar şey olur, kendine gelir. Tabii tabii, biz çok çok muazzamız biz. Ada Hanım siz kalıyorsunuz. Bora Bey siz de smokini almaya gidiyorsunuz. Tamam. İki saatimiz var, geç kalmayın. Tabii ki tabii. Biz şimdi biz konuşalım, siz gidin, biz ben gideceğim almaya. Sakin olun lütfen. Dava yok. Evet, dava yok. Dava yok. Dava yok. Sinirle söyledim. Tamam. Sakin olun. Sinirle geldim. Ben gideyim geleyim, ben bambaşka bir adamım. Yeter artık. Bitti. Hadi bakalım. Kadın beni rehin aldı. Ada. Ha. Bak biz üstüne para versek seni rehin almazlar. Gerçekten. Sor, niye diye sor. Niye? Çünkü sen normalde de böylesin. Sen şirkette de böylesin. Sen evde de böylesin Ada. Sen busun. Hah baba, hemen konuya giriyorum. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Büyük bir dolandırıcının peşindeyim. Size de haber yapacağım. Sana bir fotoğraf yolladım. İçinde kimlik bilgileri de mevcut. Kadının adı Sevgi. Gerçek kimliğini bilmiyorum. Başka bir adı da bildi anlaşılıyor çünkü. Tescilli bir dolandırıcı olma ihtimali kuvvetle yüksek o zaman. Kesin. Sıkı bir araştırmak lazım baba. Bora doğru sözsün sen. Sezgilerin kuvvetlidir. Genetiğinde var oğlum. Baba, sana bu konuda ihtiyacım var. Öyle mi? Sen merak etme evladım. Ben bu işi çözerim. Ama çok fazla vaktimiz yok. Anladım. Benim sana gönderdiğim konumda olacağız. Tamam, sen hiç merak etme. Ben bu işi çözeceğim ve hemen sana haber vereceğim. Baba, sana güveniyorum. Merak etme, çözeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana bir smokin lazım ve gerçekten vaktim çok dar. Tabii. Şu olsun. Sanki benim için özel dikilmiş. Tadilata bile gerek yok. Alıyorum. Sağlıklı, güzel günlerde kullanın efendim. Şimdi mutluluk zamanı. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Baba, ne yaptın? Bir şeyler bulabildin mi? Sen merak etme, halledecekler. Biraz zamana ihtiyaçları var. Baba bak, bu mevzu benim için gerçekten çok önemli. Biliyorum evladım, biliyorum. Sen sadece hiçbir şekilde renk verme. Orada neler oluyor tüm detayıyla anlat bana, dinliyorum seni. Belki de Viyana. Ah evet Viyana, ben nasıl unuttum. Bayılırsın sen oraya. Nasıl özlüyorum var ya. Ya.
Bora Bey gelmediler mi? Ya işte Sevgi Hanım, size bahsettiğim buydu tam olarak. Ekmek almaya bakkala yollayamıyorum. Adama gitti smokin almaya. Dur uçuş yok ki bu adamın. Bakın, negatif düşüncenin sizi esir etmesine asla izin vermeyin. Unutmayın, biz evrenin birbirini tamamlayan iki kutbuyuz. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Canım yıldızım, canım gezegenim, canım sevgilim, gelir. Gelir, şimdi gelir. Yani aslında epey de zaman oldu gideli ama ben yolda olduğunu umuyorum. Şimdi biz böyle birbirimizi yiyoruz, kavga dövüş sürekli ama o beni çok sever, bana tapıyor. Burnunda tütmüşümdür ben onun, beni özlemiştir. Gelir şimdi, birazdan gelir. Çok tatlısınız siz. Evet. Ben izninizle bahçeye kadar gidiyorum. Görüşürüz. Tabii tabii, lütfen. Paris'te de dans ettin yani, öyle mi? Evet. Süper. Bizim derdimize bak, bir de adamın derdine bak. Rüzgar büyükbaş hayvan. Ada, muhabbeti biraz uzak kaldın. Dans etmeyi sever misin? Yani bir öğrenme hevesim vardı. Meraklıyımdır dansa ben ama bir türlü fırsatını bulamadım. O zaman gel deneyelim. Şimdi. Hadi şimdi. Aa. Hadi gel. Heyecanlandım şu an. Hadi dene bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgi Hanım. Gözümüz yollarda kaldı Bora Bey. Evet, evet. Ben smokinimi aldım geldim. Dansa hazırım. Yüzünüzde güller açıyor. İyi görünüyorsunuz. Sevgi Hanım, aramızda kalsın iyi değilim, çok iyiyim. Yani ben istediğimi elde edince bir de üstüne haklı çıkınca tam olarak böyle oluyorum. Akşam bütün çiftleri pistte görmek istiyorum. Tabii ki. Tabii ki Sevgi Hanım. Geleceğiz. Pistte olacağız. Görüşürüz. Hoşça kalın. Dansta görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapalım? Gel. Bak şimdi. Şu ayağını böyle bir dola. Bunu. Aynen. Dola, 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 dola. Evet. Evet, evet. Hocam, bu çok insan için yapılacak bir hareket değilmiş gibi sanki. Senin hocanın... Aşkta ve tutkuda ayıp yoktur Ada. Bunu sakın unutma. Bora! Ya bir şey diyeyim ya, adada çok büyük marifetler varmış. Bak biraz daha geç gelseydin kaçırıyordun gerçekten. Doğuştan yetenekli. Ay ne marifeti ya? Yarım saattir bir hareket öğrenemedi. Madem öyle bir marifet değilse... sen de bana öğretsene. Neyi öğreteyim? Tango öğretsene bana. Hadi. Yeter ki sen iste. Senyor. Senyorita bonita. Şöyle geçelim seninle beraber, gel. Ne yapıyoruz şimdi? Ne kadar esneksin. Daha önce dans etmemiş olamazsın. Sen tam bir tango kadınısın. Esneyim değil mi? Esneyimdir ben, evet. Şimdi ben bu elimi sırtına mı koyuyorum senin? Sırtına evet. Koyuyorum değil mi? Evet, sırtıma koyacaksın. Ha. Böyle ki ben hissedebileyim hareketi. Tabii, tabii. Şimdi temel adımlarla başlayalım. Sen benim adımlarımı takip et. Tabii, tamam. Tabii. Temelden başlamak önemli. Temelden başlayalım biz. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi sağ geri yaptık. Şöyle benim adımlarımı takip et. Oluyor değil mi? Ben yapabiliyorum. Evet. Kendini bana bırak. Hayalinin gerçekleşmesine izin ver. Tuğçe biz ne yapalım biliyor musun? Biz biraz daha tenalara gidelim ha? Biz biraz bu kalabalıktan sıyrılalım, biz baş başa bir dans edelim seninle ha? Olur mu? İster misin? Bora, ben senin bu kadar hevesli olduğunu bilseydim onca yıldır öğretirdim. Ben çok hevesliyim. Ben dans için doğmuşum Tuğçe. Gel bakayım. Gel 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 gel. Bravo, bravo. Müzik gitti. Ne yapalım biliyor musunuz? Artık yorulanlar biraz dinlensinler. Hocam siz müziği halledin. Siz müziği halledin. Yorulanlar biraz dinlensinler, biz devam edelim. Yo, yorulmadık hocam. Yorulduk mu? Hayır. Ben de yorulmadım. O zaman dans, dans, dans. Devam. Boracığım biz yorulduk mu? Asla yorulmadık. Asla yorulmadık. O zaman dans, dans, dans ve ben artık şu basit hareketlere geçmek istiyorum. Ben biraz daha ileri seviyelere gitmek istiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Ben tangonun derinliklerine inmek istiyorum Tuğçe. Anladın mı beni? O zaman tangonun ruhunu hissetmek istiyorsan yakınlaşacağız. Tabii, tabii. Yakınlaşalım, yakınlaşalım. Ne yapıyoruz şimdi? Senin özel bir hareketin var mı göstereceğin? Biz de yakın duralım. Şöyle. Şimdi şu hareket var mesela. Ay! Ayağım! İyi misin? Sen nasıl bir hocasın? Bu nasıl bir dansçılık? Ayağımı kırdın. Benim ayağım şu an kırıldı. Of, bak şu sekreterine ya. Tamam, tamam, tamam. Hocam, sizi şöyle alalım, şu müziği bir kapatın. Ben halledeceğim. Ayağım kırıldı şu an.
Şimdi şıklık zamanı. Hanımefendi pislerin tozunu attıracakmışmış. İçinde ukde kalmışmış. Ben de meraklıyım Nansar. Size ne demeli Bora Bey? Size ne demeli? Öyle kendinizi piste attınız, Tuğçe'nin beline sarılmalar, bir tavırlar, bir artistlikler, bir pozlar falan filan. Neyse ki kampa geldik de içinde kalmadı dans tutkusu. Neyi yaptık geldik kampa ya? Vallahi içinizde kalacaktı yoksa bu dans tutkunuz gerçekten. İyi ki gelmişiz. Size yaradı. Yes, hazırım. Ayağınızı. İyi. Dans edecek kadar iyi yani. İyi dedim ya. Ederim dans. Peki aşağıda dans pistinde kendini neden öyle ele attın sorabilir miyim? Acıdı. Kırıldı sandım. Ben panik atak geçirdim o sıra. Ay özür dilerim, dans dersinizi böldüm. Çok pardon. Neyse. Hadi çıkalım. Kendinizi dansa kaptırıp sevgi unutmayın sonra. Aynısı sizin için de geçerli. Hadi hanım. Buyurun. Önden buyurun. Tabii. Ben açarım kapınızı. Ben açarım kapınızı tabii ki. Buyurun Ada Hanım. Sağ olun Bora. Kurallara uygun olsun Bora Bey. Hadi bakalım. Hocan bayağı başarılıymış. Öğrenmişsin adımları falan. Güzel. Güzel yani. Aynı şeytanımı sizin için söyleyecektim. Bayağı kapmışsınız işi. Hocanız kuvvetliymiş. Sevgi Hanım hala arkada mı? Arkada. Görüş alanını merak etme. Ama şimdi göreceğim diye de ayağıma basmayın. Ay vallahi canım kıymetli benim. Canım acımasın lütfen. Endişelenmene gerek yok Ada. Sen kendi kendine zarar verebiliyorsun zaten. İnsan kendi kendine nasıl zarar verebilir? Yani teessüf ederim. Ben gördüğümü söylüyorum. Teessüfe gerek yok. Doğru. Yani sonuçta ben aşka inanıyorum ya. Sizin gözünüz açık da benim gözüm kör. Aşkın meşkin. Sırası mı şimdi Ada?
Şey, aşkın dansını yapıyoruz ya. Bence tam sırası. Aşkın ve tutkunun dansı derler ya tango için. Hı-hı. Ben o yüzden şey ettim. Anladım. Yani polisler geliyor. Çaktırma. Gel. Doğal davran. Hadi sakin ol musun? Seni kaçıyor. Hadi. Yavaş. Nereye? Yavaş, yavaş. Nereye? Daha karpuz kesecektik. Nereye? Ne haber bebeğim Su? Memur bey, ben Bora doğru söz. İhbarı yapan benim. Senin gibi insanlar yüzünden insanlar aşk olan inançlarını kaybediyorlar. Katilsin sen. Katil. Aç katili. Tutuklayın. İnsanlık namına bu kadını tutuklayın. Çok kafan çalışıyorsa gelmeseydin be. Bu kadar insan kanıyor, onlar akıllı, bir ben suçluyum öyle mi? Aa, seni yiyorlar. Seni yiyorlar. Hayır. Yiyorlarım ha. Bırakın hayır. Beni. Tamam, tamam, tamam. Asıl ben davacıyım sizden. Konuşma. Abi. Konuşma. Tamam. Terbiyesiz. Tamam diyorum. Hadi yürü yallah. Çürü inşallah mobuslarda. Bora bey, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Uzun zamandır peşinde olduğumuz bir çeteyi çökertmemize yardımcı oldunuz. Ne demek memur bey? Daha fazla insan mağdur olmasın. Görevimiz. Cezası neyse çeksin. Teşekkürler. Tebrik ederim.